Yeni Türk Ticaret Kanunu'nun KOBİ'lere kazandırdığı şeylere bakarsak temelde iki tane amaç var. Kazandırdığı iki tane, iki başlık altında incelenebilir. Birincisi manevi açıdan KOBİ'lere vermek istediği yasanın bir özellik var. O da kurumsallık, şeffaflık, iyi yönetim gibi esasında işletmelerin olması gereken bir kısım özelliklerinin öne çıktığı bir yasa. KOBİ'lere vermek istediği en önemli husus bu. Birincisi bu. Buna paralel olarak tabii biraz önce söylediğimize uyan KOBİ'lerin kredi temini de otomatikman kolaylaşacaktır. Özellikle muhasebe standartlarının uluslararası düzeye geldiği tarihten itibaren bankaların verdiği krediler mutlaka daha kaliteli, daha belki teminata dayalı değil ama işletmeye dayalı hale dönüşecektir. Üçüncüsü, KOBİ'ler için muhasebe standartları biraz daha normal muhasebe standartlarından farklı belirlenmiştir. KOBİ'lere özel, daha basite indirgenmiş bir muhasebe sistemi vardır. Dördüncüsü, işletmelerin birleşmeleri, tür değiştirmeleri gibi işlemler, eğer KOBİ ise muhatabımız, biraz daha farklı ele alınmış, daha basite indirgenmiştir. Mesela işletmeleri en çok yoran birleşmelerden ya da tür değiştirmelerden önce bir geniş kapsamlı bir rapor düzenlenmesi mecburiyeti KOBİ'ler için kaldırılmıştır. 1530. madde KOBİ'ler için önemlidir. Bu iki tane önemli husus getirmektedir. Bunlardan bir tanesi edimlerden birisi yerine gelmediği takdirde diğer tarafın dava açabilmesi için, hukuki talepte bulunabilmesi için temerrüde düşülmesi mecburiyeti vardı. Bunlar kaldırıldı. Eğer edimlerden herhangi birisi vaktinde yerine getirilmezse otomatik temerrüt şartları oluşacaktır. Dolayısıyla işletmelerin ekstra başka bir şey yapmalarına gerek yoktur. Yine 1530. maddede KOBİ'ler için özel düzenlenmiş bir başka hususta taraflardan birisi KOBİ ise ödemenin en geç 60 günlük süre içinde yapılmış olması mecburiyeti. Bunda yasa koyucunun amacı KOBİ'lerin sermaye yapısının daha güçlü hale getirilmesini temin etmek ve alacaklarını daha hızlı bir şekilde tahsilini sağlayabilmek.